Merhabalar, çok saygıdeğer dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz obsesif kompulsif bozukluk, yani OKB. Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Öncelikle bundan bahsederim. İnsanların obsesyon adı verilen, sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin kendini rahatsız etmesinden ötürü genellikle rahatlamak amacıyla ritüel ve kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize edilen bir durumdur bu. Obsesif kompulsif bozukluk yani OKB'ye sahip hastalar kontrol edemedikleri düşüncelerini, korkularını veya imgeleri saplantı halinde yaşarlar. Bu durum hem kendileri hem de çevresindekiler için son derece rahatsız edici olabilir. Bu düşüncenin ürettiği kaygı, gerginlik, kendini tekrarlayan davranışlar, ritüeller ve rutinlerin zorunlu hale gelmesine neden olabiliyor. Obsesif kompulsif bozukluk yani OKB hastaları tüm bu zorunlulukları, takıntılı düşünceleri önlemek veya ortadan kaldırmayı sağlamak amacıyla tüm bunları ritüel haline getirip sürekli tekrarlanan bir davranış haline getirebiliyor. Ve OKB hastaları takıntıları yüzünden hani görmezden gelmeye ya da durdurmaya çalışsalar da bu durumu engelleyemeyecekleri için tek başlarına sürekli bir endişeli, bir kaygı bozukluğu halinde yaşıyorlar. Ve bu obsesif kompulsif bozukluğun nedeni tam olarak anlaşılmamasına rağmen biyolojik veya çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor bu noktada. Ve bu obsesif kompulsif bozukluklar hastalarda bunun belirtileri takıntıların veya zorlamaların aşırı olduğu durumlarda ortaya çıkabiliyor. Yani takıntılı düşünceleri olduğunda endişelerini kontrol edemiyorlar. Edemedikleri için de bu sefer sürekli sıkıntı içerisinde ve bir gerginlik, kaygı içerisinde olabiliyorlar. Ve obsesif kompulsif bozukluk kendini tekrarlayan bir hastalık türü olduğundan dolayı sürekli istenmeyen düşünceler, sürekli müdahale olma, sıkıntılı ve endişe veren dürtüler meydana geliyor bu tarz hastalarda. Ve bu kişiler çok fazla stres altında kaldıklarında daha da kötüleşiyorlar. Durumları daha da ağır bir hale gelebiliyor. Ve obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri ise şunlar. Sürekli işte kirlenme korkusu, düzenli ya da simetri olma, kendini veya sevdiklerini zarar görmesine ait düşüncelere kapılma, başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamama gibi, nesneler düzenli olmadığında strese girme, yani simetrik hastalığı oluyor bu kişilerde. Sonra el sıkışmaktan rahatsızlık duyma, sürekli el yıkama isteği, aşırı temizlik takıntısı, mikroplardan korkma, sürekli duş alma isteği, sürekli bir şeyleri kontrol etme amacı içerisinde olma, bir şeyleri sürekli sayma, kapalı olduğundan emin olduğu ocağı tekrar tekrar kontrol etme, belirli kayıpları sayma, bir duayı, kelimeyi ve ifadeyi sürekli tekrarlama gibi belirtileri oluyor bu kişilerde. Ve bu kişilerde hani bu bayağı bir davranışsal sıkıntıya neden olabiliyor. Biz genelde bu obsesif kompulsif bozukluk olan kişilere davranış terapisi ya da ilaç tedavisi uyguluyoruz. Davranış terapisi dediğimiz şey hani bunların takıntılarının neden olduğunu, neden kaynaklandığını, hani bunların genelde bilinçaltında yatan bir takım sebeplerden, bir takım sıkıntılardan meydana gelebiliyor. Bunları tespit edip bunlara psikoterapi yöntemiyle, işte bunlara hipnozla beraber bu tarz hastalara bu şekilde tedavi uyguluyoruz. Ve ilaç tedavisi de çok çok önemli. Çünkü bu OKB bozukluğu olan kişilerde serotonin seviyesini arttırmaya yönelik ilaçlar kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde içimizdeki Mucizeyi Keşfet programının daha bir sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha iyi yayınlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.